İnsanlık tarihinde 1957 ile 2003 yılları arasında bulunan bir uzay macerası vardır ve bu macera son yıllarda yeniden ateşlenmeye başladı. Bu videomuzda ise size bu maceranın en önemlisi ve biraz da az bilinenini anlatacağım. Ama önce isterseniz bir kronolojik sıraya sokalım. Bu büyük maceranın en heyecanlı ve ilk kısmına bakalım. Yani Amerika ile Sovyetlerin savaşına. 1957 ile 1969 yılları arasına. Yıl 1957. Moskova ilk yapay uydu Sputnik 1'i uzaya fırlatır ve Sovyetler yarışı başlatır. Amerika geri durmaz ve hemen bir sene sonra ilk Amerikan uydusu Explorer 1'i fırlatır. Amerika durumu eşitlediğini düşünse de Sovyetler bu sefer yumrukları ardı ardına çarpmaya başlar. 1961'de Yuri Gagarin'in uzaya giden ilk insan olması, German Titov'un dünyanın çevresine bir günlük dönüş turu yapması, bizim de kanalda bahsettiğimiz ve sağ üst köşeden hakkında bilgi alabileceğiniz Valentina Tereshkova isimli kadın kozmonotun uzaya giden ilk kadın ünvanını alması, 1964'te Vostok bir uzay aracıyla ilk kez birden fazla kişinin uzaya gönderilmesi başarısı, 1965'te Alexei Leonov isimli astronotun ilk kez uzayda yürümesi gibi bir dizi başarıyla Sovyetler Birliği uzay yarışına açık ara farkla galip bir şekilde başlar. Bu ve bundan sonra yaşanan olayları başka videolarda anlatacağız. Yaşanan tonla olay arasında kaybolmak yerine şimdi bahsedeceğimiz olaya, daha doğrusu kişiye dönelim. Kendisi uzay yarışındaki en önemli taşlardan birini oluşturan, uzaya çıkan ilk insan, namı diğer Yuri Gagarin. Yuri Gagarin'in tam adı Yuri Alexandrovich Gagarin'dir. 9 Mart 1934 tarihinde doğdu. Kendisi bildiğiniz gibi Sovyetler Birliği'nin bir kozmonotudur ve 1961 yılında uzaya çıkan ve dünyanın etrafında tur atan ilk insan namına ulaşmıştır. Yuri Gagarin daha sonradan adı kendisinden dolayı 1968'de ölünce Gagarin olarak değiştirilecek Jaski yakınlarındaki Kulishino'da 9 Mart 1934 tarihinde dünyaya geldi. Annesi ve babası kolektif bir çiftlikte çalışıyordu. Yuri 4 çocuktan üçüncüsüydü. Özellikle ablası Zoya, Yuri ile yakından ilgileniyordu. Sovyetler Birliği'ndeki milyonlarca aile gibi Gagarin ailesi 2. Dünya Savaşı'nda kötü biçimde etkilendi. İki abisi 1943'te Almanya'ya götürüldü ve savaş bitene kadar geri dönmediler. Hocaları Gagarin'i zeki ve çalışkan fakat biraz daha yaramaz bir çocuk olarak tanımlardı. Matematik hocası savaş esnasında Kızıl Ordu Hava Kuvvetleri'nde uçmuştu. Bunun da Gagarin üstünde büyük bir etki bıraktığı söyleniyordu. Bir dökümhanede çıraklığa başlayan Gagarin, daha sonra da Saratov'da bir yüksek teknik okula gitti. Oradayken hava kulübüne girdi ve küçük uçaklarla uçmayı öğrendi. Bir hobi olarak öğrendiği bu iş zamanla hayatının büyük bir bölümünü kaplamaya başladı. 1955'te okulunu tamamladı ve bir pilot okulunda savaş uçağı eğitimleri almaya başladı. Orada 1957 yılında evleneceği Valentina Gorochova ile tanıştı. Eğitimden sonra hava şartlarının kötü olduğu Norveç sınırında bir bölgeye atandı. Yetişkin biri olduğunda boyu 1,57,5 cm civarlarındaydı. Uzay yarışının ilk döneminde Sovyetler kozmonot adaylarını bulabilmek için geniş çaplı bir tarama başlattı. 20 kozmonot ile testlere giren Yuri Gagarin, daha önce başka bir videoda bahsettiğimiz Valentina Tereshkova gibi tüm testleri başarıyla geçti. En sonunda yine başarılı ve yetenekli bir kozmonot olan German Titov ile Yuri Gagarin arasında bir seçim yapılmalıydı. Ve soğuk yüzlü Titov'un aksine güler yüzlü ve sıcakkanlı, cana yakın Yuri Gagarin seçildi. Bu seçimde Yuri Gagarin'in sade bir çocukluk geçirmesi de etkiliydi. 12 Nisan 1961 tarihinde Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu. Uzay gemisinin adı Vostok 1'di. Büyük ihtimalle Sovyetlerin komünist olması ve ateistliği desteklemesinden dolayı uluslararası medyaya Gagarin'in uzayda "Burada Tanrı falan göremiyorum" dediği aktarıldı. Ancak uzay uçuşu sırasında dünya ile yaptığı konuşmaların yayınlanan metninde böyle bir cümle bulunamadı. Yuri Gagarin daha yörüngedeyken Sovyet otoritelerine göre Gagarin'in iniş sırasında ölebileceği düşünüldü. Bu yüzden rütbesi TASS tarafından yükseltildi. Ama bu gerçekleşmedi ve Gagarin dünyaya çok ünlü biri olarak döndü. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ni bütün başarımızın düzenleyicisi olarak bolca övdü. Döneminin lideri Nikita Kruşçev de Gagarin'in ününden ve başarısından o kadar korktu ki onu kendine politik bir rakip olarak düşünmeye başladı. Gagarin dünya çapında ün kazanmış biri ve Sovyet başarısının sembolü olarak dünyayı dolaşmaya başladı. Fakat şöhret bir süre sonra onu kötü etkilemeye başladı ve kısa bir süre sonra alkol bağımlısı oldu. Daha sonra 1961'de Kırım'da genç bir hemşireyle gezintiye çıktı. 1962'de en sonunda da kendini toparlayarak Kozmonot Yetiştirme Merkezi'nde çalışmaya başladı. Kurumun antrenör vekili olma sürecinde Gagarin savaş uçağı pilotu olmayı yeniden hak kazanmalıydı. 27 Mart 1968'de MiG-15 model uçağıyla rutin bir deneme sürüşü sırasında eğitmeniyle birlikte hayatını kaybetti. Kazaya neyin sebep olduğu bilinemedi. 1986 yılında bir soruşturmada SU 11 model bir uçağın yol açtığı türbülansın kazaya yol açtığı söylendi. Aynı zamanda hava koşulları da kötüydü. Başka bir söylenti de Gagarin'in sarhoş olduğudur ama bu doğru değildir. Çünkü uçuştan önce 2 testten geçmiştir ve yapılan araştırmalarda alkol veya uyuşturucu izine rastlanmamıştır. Yeni bir teori de pilot kabinine yanlışlıkla açıldı ve bir anda güçlenen hava dolaşımı yüzünden uçağın kontrolünü Gagarin'in kaybettiğidir. 27 Mart 1968'de uçağının düşmesi sonucu ölen Rus kozmonot Yuri Gagarin'in cesedine ancak 2 gün sonra ulaşmıştır. Uzman pilot eğitmeni Vladimir Seryogin'in cesedi ise kaza günü bulunmuştur. Ben İbrahim Ersan ve bugün sizlere Yuri Gagarin'i anlattım. Onun havacılığa olan ilgisi belki de kısa bir hayat yaşamasına sebep olmuştur. Ama kendisinin başarılı kozmonotluğu sayesinde uzaya çıkan ilk insan görevi başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Ve bu sayede insanoğlunun uzay macerası hız kazanmış ve bizim de hakkında videolar yaptığımız Valentina Tereshkova, Neil Armstrong gibi önemli görevleri başarmış, önemli insanlar gelmiştir. Bugünlük bizden bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için haftada 2 video attığım kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.